Bugün 1 Ocak 2013, 2013 yılının ilk gününü yaşıyoruz ve yeni yıl zamlarıyla birlikte geldi. Peki neydi bu zamlar? Zamları hemen söyleyelim. En büyük artış sigara ve alkolde gerçekleşti. Sigara fiyatlarına %25 zam yansıyacak. Yani 8 liralık sigaralar 10 liraya yükselecek. Yeni yılla birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 121 liranın üzerine çıkacak. Ehliyet alanlarda zamlı tutar ödeyecek. B sınıfı sürücü belgesi harcı yeni yılda 300 lirayı geçecek. Bakalım vatandaşlar bu zamlarla ilgili neler söyleyecek? Evet. Yeni yıl zamlarıyla beraber geldi. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Zamın hiçbirisini tavsiye etmiyorum ama alkollü içeceklerin hiçbirini kullanmadığım için beni de pek fazla alakadar etmiyor. Ama tabii ki beni alakadar etmese de muhakkak birilerini alakadar ediyor. Yani sonuçta yeni yıl güzel gelmemiş oldu. Birçok vatandaşımız yani ekonomik olarak sıkıntı çekecektir. Yani devletin daha farklı çareler bulması gerekir. Her sıkıştığında, her para sıkıntısı olduğu zaman zama başvurması gerekmez. O zaten bizim boynumuzun borcu canım. Hiç ensemizden eksik olmuyor ki, ne yapalım? Hayırlısı, hayırlısı. Ne diyelim ki, iş yok, güç yok. Yasken olacak ki bizim için. Yani kötü zaman, yani genelde kötüyüz, yani boş, harç, aynı devam ediyoruz yani. 2012'nin aynı devam ediyoruz yani. Herkese şanstır. Başka ne diyelim ki? Vallahi alıştık. Alıştırdılar. Alıştırdılar özellikle, biliyor musunuz? Ne diyebiliriz? Halkımız sağ olsunlar, verdikleri oylarıyla alıştırdılar bizi. Hayırlı olsun, ne diyelim, biz alışkınız Türk milleti olarak. Bekliyorduk zaten, yani geleceğinden farkındayız. Yeni yıl zammıyla birlikte geldi. Evet. Neler diyeceksiniz? Zamlar normaldir. Artık alıştı. Türkiye'de alıştı. Yani Allah yardım etsin. Hele de çocuk okutana bu zamanda. Vallahi herkes kaderine razı oluyor yani. Yani yıllardan beri böyle. Çok aşırı olur. Biz emekliyiz mesela. Aldığımız para bizi tatmin etmiyor. Çalışıyoruz buralarda. Vallahi normal. Beni yederseniz yaşıyoruz. Her şeyin bir karşılığı var muhakkak. Gene de fazla pahalılık olduğunu sanmıyorum. Gayet güzel yani. Tabii zamlar her sene böyle bir zamlar görüyor ama memur ve emekli işçiye gelince az miktarda veriliyor. Kendilerine gelince daha fazla miktarda. İşte bu nedense bizim Türkiye'nin kaderi bu. Gene de buna sağlık olsun. Hamdolsun. Zamlar olmasa iyiydi. Maaşlarımıza zam yapsınlar, evet. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete, dinmediğim başka.